İspat yöntemleri örnek soru 1. Bu videomuzda ispat yöntemleri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. X kare eşittir 4y artı 2 eşitliğini sağlayacak şekilde x ve y tam sayılarının olmadığını ispatlayınız. Şimdi soruya baktığımızda nasıl bir düşünce üretmeliyiz burada? Şimdi x ve y tam sayılarının olmadığını ispatlayacağız. O zaman bir çelişki arayalım. Çelişki yöntemiyle ispata gidelim. Çelişki yöntemi ile ispat. Bir çelişki arayacağız. Demek ki bunu tam sayılar sağlamıyor. Varsayalım ki x ve y birer tam sayı. X ve y, bu varsayalım kelimesi önemlidir. Varsayalım ki, şunu silelim de düzgünce yazalım. Varsayalım ki x ve y birer tam sayı. X ve y birer tam sayıysa buradaki 4y artı 2 eşitliğin sağ tarafına baktığımızda 4y artı 2 4 ile bir tam sayıyı çarparsak çift çıkar. 4y artı 2 çift sayıdır. Dolayısıyla x kare de çift sayı olmalıdır. X kare de, çünkü bu eşitliğin sağlanması lazım. X kare de çift sayıdır. Şu an biz bu eşitliği sağlayan tam sayıların var olabildiği üzerinden çözüm gerçekleştiriyoruz. Bunun sonucunda var olmadığını böyle bir tam sayının ortaya koyabildiğimiz zaman çelişkiyi yakalamış olacağız ve ispatı gerçekleştireceğiz. Şimdi dolayısıyla x kare de çift sayıdır. X kare çift sayı ise x'in çift sayı olduğunu söyleyebilmemiz gerekecek. X kare çift sayı ise x de çift sayıdır. Şimdi aslında bunun ara geçişinde tekrar bir ispat yapmamız lazım. X kare çift sayıysa x çift sayıdır. Bunu da yani kontrapozitif yöntemiyle ispat yapmak lazım. Şimdi ismi gelmedi. Olmayana ergi yöntemiyle ispat yapmamız lazım. Yani x kare çift sayıysa x çift sayıdır. Şöyle düşüneceğiz. X tek sayı ise x kare tek sayıdır. Onun doğruluğunu gösterdiğimizde bunun doğruluğu da ortaya çıkacak. Şu bölüm için ekstra ispat gerekecek. Ben şimdi o kısımları atlıyorum. X kare çift sayı ise x de çift sayıdır. Aleni bir gerçek gibi kabul edip yolumuza devam edelim. X çift sayı ise x'i 2k olarak ifade edebiliriz ve k da buradaki tam sayı olacağından dolayı 2k'nın çarpımı. K da burada bir tam sayıdır. Çift sayı elde ettiğimiz için burada K da bir tam sayı olarak düşünmemiz lazım. Her durumun sağlanması gerektiğinden. Şimdi burada x 2K ise götürüp bunu bu eşitlikte yerine koyarsak. Yani x'in çift sayı olduğunu anladık. 2K'nın karesini aldığımızda x kareyi bulurken 4K kare elde ederiz. Buradaki 4K kare K tam sayı olduğu için 4K kare 4'ün katıdır. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafı da 4'ün katı olmalıdır. Eşitliğin sağ tarafı da 4'ün katı olmalıdır. Dördün katı olmalıdır. Fakat eşitlik şu. X kare eşittir 4y artı 2. Burası dördün katı çıktı. Fakat burası 4y artı 2. Y zaten bir tam sayı. Dördün katından 2 fazla. Bu taraf dördün katı değil. Yani biz x ve y'yi tam sayı seçerek harekete başladığımızda
En sonunda bu eşitliğin sağlanamayacağı durumuna ulaşıyoruz. X kare 4y artı 2, bu taraf 4'ün katı, bu taraf 4'ün katı değil oluyor. Yani bir çelişki elde ettik. Çelişki var. Bu nedenle x kare eşittir 4y artı 2'yi sağlayan x ve y tam sayıları bulunmaz. Tam sayıları yoktur. Herhangi bir tam sayı ikilisi bulup da buraya yazıp bu eşitliği sağlayamayız. Çok daha derli toplu düzgün bir çözüm olması lazım. Ben biraz ara adımları atladım. Ana gidişat eksenimizin doğru olması üzerine kurguladım çözümü. Çelişki yöntemiyle ispatı gerçekleştiriyoruz. Çelişki, yani soru diyor ki x ve y tam sayısı olmadığını gösterin bunu sağlayan. Biz x ve y'yi tam sayı kabul edip o eşitliği sağladığını varsayıyoruz. Varsayalım ki x, y bir tam sayı olsun ve x kare eşittir 4y artı 2 y sağlasın. O cümle biraz daha düzgün olması lazım. Bunun sonucunda x ve y tam sayıysa, y tam sayıysa bir tam sayının 4 katını alıp 2 eklediğimizde sonuç kesinlikle çift sayıdır. Eşitliğin sağ tarafı çift sayıysa dolayısıyla sol taraf da çift sayıdır. X kare çift sayıdır. Eğer x kare çift sayıysa bu arada biraz fazladan işlem lazım. X kare çift sayıysa x de çift sayıdır. Bunun ispatı gerekir. Sınavdayken bunu bir ispatlamak veya hocaya sorun. Bu ara işlemi göstermemiz, bunu ispatlamamız gerekir. Bunun ispatında da olmayan ergi yöntemi. X tek sayıysa x kare de tek sayıdır ile, yani bunun kontrapozitifini, karşıt tersini alıp onun üzerinden ispatı gerçekleştiriyoruz. Ama biz burada şu an onsuz yapalım. X kare çift sayıysa x de çift sayıdır. X çift sayıysa x eşittir 2k demektir. Burada k eleman z. Bu 2k'yı götürüp x'in yerine koyduğumuzda 2k'nın karesinden 4k kare. X kare 4'ün katı çıktı. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafı da 4'ün katı olmalı. X kare 4'ün katı, 4y artı 2 de 4'ün katı olması lazım. Fakat 4y artı 2, 4'ün katından 2 fazla. Her bir tam sayı değeri için. Bu nedenle bu eşitliğin x ve y tam sayı iken sağlanabilmesi mümkün değil. Çelişki var. Biz bu ikisini tam sayı seçip de bu eşitliğin sağlandığını iddia edince son kısımda bir çelişki ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle de x kare eşittir 4y artı 2'yi sağlayan x ve y tam sayıları yoktur deyip ispatı bitiriyoruz. Aralarda birazcık daha düzgün olması sınavda daha az puanınızın kırılmasıyla sonuçlanır. Çünkü bazı hocalarımız ispatlar konusunda fikirden ziyade aradaki ufak detay yazımlar amaçmış gibi davranıyorlar. Asıl olan şey fikirdir. O ara yazımlar zaman içinde oturur. Fikir düşünülebiliyorsa ufak yazımları, yani hoş görmesi gerekir. Ama hoş görmeme yaygın bir durumdur matematikçi arasında, bunu da bilelim. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.